أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder, ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, ayıplarınız, günahlarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Aziz kardeşlerim, Amir bin Sad'ın babasından rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem El-Aliye mıntıkasından gelip Muaviye oğullarının mescidinin yakınlarından geçtiği sırada içeri girer ve iki rekat namaz kılar. Bunu gören sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılarlar. Allah Resulü uzunca Rabbine dua eder. Duası bittikten sonra sahabeye doğru yönelir ve onlara şöyle buyurur: Rabbimden ümmetim için, ümmetim ile alakalı üç şey istedim. Rabbimden ümmetim ile alakalı üç şey istedim. Bana ikisini verdi, ancak birini kabul etmedi. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabeden tutun da kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar için Peygamber aleyhissalatu vesselam Rabbine yöneldi ve talepte bulundu. İki şey şu an cebimizde, ancak bir üçüncüsü vardır ki vallahi hem senin için hem de benim için çok önemli bir maddedir. Resulullah dedi ki, birincisi Rabbimden ümmetimi kıtlık ile helak etmemesini istedim, onu bana verdi. Elhamdülillah. İkincisi Rabbimden ümmetimi suda boğarak helak etmemesini istedim, onu da bana verdi. Elhamdülillah. Buraya kadar tamam. Ancak üçüncüsü ondan, yani Allah'tan, onları yani ümmeti Muhammed'i birbirlerine kırdırmamasını, yani ümmetin birbirini boğazlamamasını, birbirinin kanını akıtmamasını istedim, ancak onu bana vermedi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İslam ümmeti için, İslam ümmetinin ahvali için çok manidar bir hadistir kardeşlerim. Bu hadis İmam Müslim'in sahihinde geçmektedir sadece. Başka rivayetleri söz konusu değildir. Ancak bu hadise çok yakın başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ben Rabbimden
ümmetim için genel bir kıtlık ile helak edilmemelerini, onların kendilerinin dışında bir düşman ile köklerinin kazınmamasını istedim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sonra alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle talepte bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme cevaben şöyle buyurdu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir şeyi takdir ettiğimde o şey asla geri çevrilmez. Yani Allah Azza ve Celle Adem oğlunu yaratmadan fertler, toplumlar ve ümmetler hakkında nasıl bir karar verdiyse o karar asla ertelenmez. O karar asla geri çevrilmez demektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Ben onları genel bir kıtlık ile helak etmeyeceğim. Elhamdülillah. Onlar aleyhine dünyanın dört bucağından toplansalar bile köklerini kazısın diye düşmanlarını başlarına musallat etmem. Elhamdülillah. Hadisin bu kısmına kadar İslam ümmetine büyük bir müjde ve hamd edilmesi gereken bir haber vardır kardeşlerim. Elhamdülillah. Tarih bu hadisi şahittir kardeşler. Zaman bu hadisin büyük bir müfessiridir. Nitekim İslam düşmanları dünyanın dört bir köşesinden hareket edip İslam beldelerini tarumar ettiler. Ancak ümmeti Muhammed'i toptan yok edemediler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nükleer silahlar ile, kimyasal bombalar ile, varil bombaları ile, zehirli bombalar ile ümmeti Muhammed'i havadan, karadan top atışına tuttular. Fertler öldü, uzuvlar koptu, topraklar paramparça edildi. Ancak ümmeti Muhammed'i topyekün öldürme, ortadan kaldırma amelinde muvaffak olamadılar elhamdülillah. Ancak aziz dostum, kulağınla beraber yüreğini bana doğrult. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle peygamberine bildirdiği son kısımda çok manidar sözler söyleyecek. Ta ki bunlar olmayacak. Ta ki birbirlerini helak etsinler ve birbirlerini esir alsınlar. Allahu Ekber. Ağlayacaksan buna ağla kardeşim. Üzüleceksen hadisin bu şimdi bu son kısmına üzül. İlk kısmına hamd et ama son kısmıyla alakalı ümmeti Muhammed için dert yan. Bu hadiste hem İmam Müslim'de hem de İbn-i Mace'de fiten bölümünde geçmektedir kardeşlerim. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ümmet birbirini boğazlamasın, ümmetin kanı birbirine karışmasın, ümmetin temiz elleri birbirlerinin kanlarında pislenmesin diye alemlerin Rabbi olan Allah'tan talepte bulundu. Ancak Allah Azza ve Celle bu talebi geri çevirdi kardeşlerim. O zaman bizlerin yakasına yapışan, bir gölge gibi üzerimizde takip eden bu fitne günlerini ahsen atlatmak için neler yapmamız gerekir sorusuna ümmeti Muhammed el birliği yapıp cevap bulmak zorundadır. Bu fitnenin kirlerinden temiz çıkabilmek için biz bu akşam gündemimize 3 hususu alacağız kardeşler. Allah
aktarmayı, aktardıklarımızı anlamayı ve anladıklarımızı hayatımıza menheç edebilmeyi bizlere nasip etsin. Hak olanla, doğru olanla amelde bulunmayı Rabbim hem size hem de bana kolaylaştırsın. Birinci husus kardeşler, bu akşam uzun sürebilir. İstediğiniz gibi oturmaya hak sahibisiniz. Dileyen kardeş şimdiden çıkabilir. Bugün ümmet için en büyük problemlerden birini masaya yatıracağız. Aciz kalacağımız, etkisiz kalacağımız bir meseleyi gündeme taşıyacağız. Rabbim bize kolay kılsın, muvaffak etsin. Kardeşlerim, birinci husus, Müslümanların kardeş olduğu gerçeğini bilmemiz gerekmektedir. Aziz dostlarım, İslam şeriatı namazı, orucu, zekatı, haccı vesair amelleri emredip farz kıldığı gibi Müslümanların birbirlerini sevmelerini ve kardeş olmalarını emreder ve onlara bunu farz kılar. Müminler ancak kardeştirler. Müminler birbirlerinin velileri, dostları, dünya ve ahiret işlerinde birbirlerinin yardımcıları ayetleri aramızdaki hukuku en veciz, en beli, en basit sözlerle anlatmaktadır, gündeme taşımaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücut gibidirler. Vücudun bir azası hastalandığında diğer uzuvlar bu sebepten uykusuzluğa ve ateş hastalığına tutulur buyurmaktadır. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu yalnız bırakmaz. Kime karşı? Nefsine karşı yalnız bırakmaz. Şeytana karşı yalnız bırakmaz. Şeytanın işbirlikçilerine karşı onu terk etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah kıyamet gününde onun bir sıkıntısını giderir. Kim de kardeşinin bir ayıbını örterse kıyamet gününde Allah onun bir ayıbını örter buyuran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çağları aşan, zamanların kuşatamadığı bu veciz sözlerinde mümin erkek ve mümin kadınların kalplerini terbiye etmiş ve aralarındaki ahlaki sorumluluğun sınırlarını ortaya koymuştur. Elhamdülillah kardeşlerim. Unutmamamız gereken önemli bir hakikat de şudur. Müminlerin birbirlerini sevmeleri, muhabbet beslemeleri, aralarında ülfetin oluşması tamamen alemlerin Rabbi, Rahman, Rauf ve Rahim tarafından belirlenmiştir kardeşlerim. Elhamdülillah. Nitekim Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 96. ayetinde iman edip salih ameller işleyenlerin kalplerinde Rahman olan Allah bir sevgi, bir muhabbet yaratacaktır buyurarak bu konuyu delillendirmiştir. Bir burhan olarak kitabın arasına koymuştur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi aziz dostlarım, asıl şimdi bizi ilgilendiren kısma geleceğiz. Hakkın ve batılın karıştığı, hak ve batıl ehlinin birbirine karıştırıldığı fitne dönemlerinde eğer Müslümanlar heva ve heveslerinden,
dünyaya karşı hırslarından hiçbir şer'i gerekçesi olmadan birbirlerini öldürdükleri bir zamana şahitlik eder isek, haksız yere ayet ve hadisleri kendi çıkarları için tevil ederek, kendi âli menfaatleri için, kendi iktidarları için, kendi makam ve mevkileri, koltukları için Müslümanların birbirlerini kırdıkları, kanlarını akıttıkları, birbirlerini boğazladıkları bir döneme şahitlik yaparsak ve bizler de böyle bir fitnenin içerisine zorla çekilirsek, ne olur aziz kardeşim, o fitneye yürümeden önce düşün ve de ki beni ona, onu bana kardeş yapan Allah Azze ve Celle'dir. Beni ona, onu bana veli, dost ve yardımcı tayin eden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Bu fitne meydana gelmeden önce ikimizin arasında sevgiyi bahşeden Rahman ve Rahim olan Allah'tır de. Şimdi bu bağı, iman ile bağlanan kardeşlik bağını şeytan ve dostları çözmek üzere hile ve desiselerle, hile ve tuzaklar ile, çeşitli vesveseleri kulaklarımızdan damlatarak kalplerimizde kabartan şeytan ve dostları Allah'ın bağladığı o sıkı bağı çözmek istemektedirler de. Kim gibi? İslam tarihinde Yahudilerin şeytanı olarak bahsedilen Şas bin Kays gibi kardeşler. Bu adamı unutmayacağız. İslam tarihinde bu adamı unutturmayacağız. Bizden sonraki nesiller bilsin diye Şas bin Kays'ı, onların avanelerini ve torunlarından sürekli bahsedeceğiz. Kim bu adam? Bu adam Medine'de Yahudilerin liderliğini yapan şeytanın dostu ve arkadaşıdır. İslam gelmeden önce Evs ve Hazreç arasını bozan, Evs ve Hazreç arasındaki anlaşmazlıklardan nemalanan ve onları birbirine düşürdükten sonra da Medine'de hayat hakkı bulan şeytanın ta kendisidir kardeşlerim. Ne zaman İslam geldi, özelde Ensar ve Muhacir arasında ama daha altında Evs ve Hazreç arasında bir muhabbet meydana geldi. O andan itibaren Şas bin Kays ve arkadaşlarının hava alacakları, nefes alacakları bir metrekare dahi kalmadı elhamdülillah. Peki ne yaptı biliyor musunuz kardeşler? Yanındaki bir gence yönelip, eğer dedi bunlar aralarında böyle muhabbet beslemeye devam ederlerse bize Medine'de yaşamak tabir yerindeyse haram olacaktır. Sen git onların arasına karış. O cahiliyedeyken İslam'dan önce yaptıkları bu az savaşında birbirlerine okudukları şiirleri hatırlat. Genç aynısını tatbik eder. Evs'in arasına karışır. Hazreç'in hamasi şiirlerini okur. Hazreç'in arasına karışır. Evs'in hamasi şiirlerini okur. Bir bakarsınız ki mümin erkek ve mümin kadınlar neredeyse bu as meydanında birbirlerini boğazlayacakları hale gelirler. İki saf oluşur. İki ordu oluşur. Bu haber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Vallahi onun bir ümmetinden fert olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu haber ulaştıktan sonra halini gerçekten görmek isterim. Bir kuş olup bu as meydanına uçar ve şöyle seslenir. Ey Müslümanlar! Evs yok, Hazreç yok,
İnsanların birbirlerine taktığı isimler o andan itibaren toprağın altına gömülmüştür. Allah'ın şereflendirerek verdiği Müslüman ismiyle hitap eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslümanlar, ben Resul olarak, peygamber olarak aranızdayken sizler tekrar cahiliye geri mi dönmek istiyorsunuz? Buyurunca Medineli Müslümanlar ellerindeki kılıçları düşürürler. Üzerlerindeki elbiseler ıslanana kadar ağlarlar. Birbirlerinin boyunlarına sarılırlar. Allah'tan mağfiret dilerler. Unutmayın kardeşlerim, Yahudiler önce Hristiyanlık alemini hadım ettiler. Derdest ettiler. Dinlerini paramparça yaptılar. Dinlerini hiçe saydırdılar. Onları ateizm hastalığına müptela kıldılar. Ondan sonra Hristiyanlık alemini, büyük bir alemi, kendileri azınlıkken büyük bir alemi arkalarına taktılar. Müslümanlara doğru saldırdılar. Müslümanların içerisine öyle büyük fitneler attılar ki, bizi birbirimize öyle bir düşürdüler ki, Muhammed Aleyhisselam'ın korktuğu Müslümanların birbirini boğacağı günler maalesef gerçekleşti. O yüzden genç kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Kanlarının hızlı aktığı oranda fikirlerinin ve duygularının da aynı oranda hızlanan kardeşlerime sesleniyorum. Ben bir abinizim. Ben hisleri ve duyguları olan ve şeytan tarafından vesveselere maruz kalan bir abinizim. Ne demek istiyor bu adam? Fikirleri olan, duyguları olan, hisleri olan bir abinizim. Ve her an şeytanın vesveselerine maruz kalan sizden bir ferdim. Şimdi biz şu mahalle içerisinde Allah'ın dini yayılsın diye, ümmeti Muhammed ferahlasın diye, bu mahallenin Müslümanları maddi ve manevi anlamda ihtiyaçlarını gidersin diye dert edinmiş bir çalışma yapıyoruz. Övünmek için vallahi söylemiyorum. Reklam olsun diye billahi söylemiyorum. Bir hakikatin izhar edilmesi, ortaya çıkması, anlaşılması için sesleniyorum. Bir gün gelir, bizden daha iyi çalışan, ümmeti Muhammed'in derdiyle daha fazla dertlenen, bizden daha ihlaslı ve daha sevecen Müslümanlar bu mahallede çalıştıklarını düşünelim. Ben bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak bu duruma en fazla sevinmem gerekirken kibrimden dolayı haset hastalığı kalbimi kuşatır. Önce size o kardeşlerinizi sevimsiz gösteririm. Ne olur beni iyi dinleyin aziz dostlarım. Ne olur artık İslam tarihi sayfalarından çıkın. Hazreti Ali dönemlerinden bir çıkın. Osman radıyallahu anh'ın döneminden çıkın. Suriye'deki fitneden çık. Şu an mahallenin içine gelen fitneyi konuşalım. Ben bizim gibi çalışan, bizden daha fazla gayretli mümin erkek ve mümin kadınların hallerine sevinmem gerekirken, hele hele bizim içerimizden çıkıp bizden daha fazla çalışan, daha fazla gayret gösteren kardeşlerimizi gördüğümüzde gözlerimizin içi gülmesi gerekirken, kalbimdeki hasetten dolayı sizin fikirlerinize ve duygularınıza yön veriyorum. Önce kardeşlerinizi size sevimsiz gösteriyorum. Selam verdiğiniz, muhabbet beslediğiniz, kendilerini gördüğünüzde güldüğünüz ve boyunlarına sarıldığınız kardeşlere sonra dillerinizden sonra ellerinizi uzatmanızı istiyorum. Şimdi kardeşim dur yerinde. Hele bir sakin ol. Kim sizi nereye yönlendirirse yönlendirsin. Bu ister abiniz olsun, ister hocanız olsun, ister idareciniz olsun, ne kadar dert sahibi olursa olsun, bil ki karşında mümin bir erkek var, bil ki karşında Müslüman bir adam var, bil ki karşında dertli bir şahsiyet varsa, sizi kim onlara karşı yönlendiriyorsa, vallahi durun, sakin olun, sebat edin ve kendinize şunu söyleyin: benle onu, onunla beni kardeş kılan Allah Azze ve Celle'dir. Benle onun arasındaki bağı imanla bağlayan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yusuf hocanın, Yusuf abinin, Yusuf kardeşin attığı fitneden sonra dikkat edin. Biz kardeşlik tesisini bozmamamız gerektiği noktasında
Bir sebat edin, bir durun. Sizi kim yönlendirirse yönlendirsin, dillerinizi ve ellerinizi Müslümanlara karşı kullanmaktan uzaklaşın kardeşlerim. Önce bir sakin olun. Bakın aziz kardeşlerim, sahabenin büyük çoğunluğu, tabi'in ve tabi'inden sonraki bütün ulemalar, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın arasında cereyan eden olaylarda hak tarafının, peygamberin amca oğlu, peygamber aleyhisselamın damadı Hazreti Ali ve taraftarlarında olduğunu söylemelerine rağmen, dikkat edin, bizim kalbimiz de zihnimiz de bu görüşte birleşmiştir. Hazreti Ali ve Hazreti Ali'nin taraftarları radıyallahu anhuma, Muaviye ve Muaviye'nin taraftarlarına radıyallahu anhuma'ya karşı haklılık payları olmasına rağmen, ne olur dikkat et şimdi kardeşim, sahabeden bazıları azınlık da olsalar ne Hazreti Ali'ye yardım etmişlerdir, zaten Hazreti Muaviye'ye yardımları asla söz konusu değildir. Ama Hazreti Ali'ye dahi yardım etmemişlerdir. Kim gibi biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh gibi. Hazreti Ebu Bekir değil. Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh gibi. Sahih-i Buhari'nin bir kısmında Hasan-ı Basri'den kendisiyle alakalı bir rivayet paylaşılır. Hasan-ı Basri der ki kardeşlerim, fitne gecelerinde silahımı alıp dışarıya çıktım. Hangi fitne geceleri bunlar? Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasında cereyan eden kavgalar. Fitne gecelerinde silahımı alıp dışarıya çıktım. Yolda ilerlerken Ebu Bekir'e ile karşılaştım. Bana dedi ki, ey Hasan, nereye gidiyorsun? Dedim ki, Peygamber aleyhisselamın amca oğluna yardıma gidiyorum. Bana bir hadis nakletti ve evime geri dönmemi istedi. Allahu Ekber. Hazreti Ali haklı olmasına rağmen Ebu Bekir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tesis etmiş olduğu kardeşliğin yıkılmaması için, kardeşliğe zarar gelmesin diye hem kendisini hem de kendisini dinleyen talebesini evine geri çekmiştir aziz dostlarım. Şimdi sana soruyorum genç kardeşim. Abin, hocan, idarecin, akraban kim olursa olsun, kalbinden geçene muvaffak olamadığın kişiler hak mıdır, batıl mıdır? Doğru mudur, yanlış mıdır? İyi midir, kötü müdür diye bilgin olmadığı bir emre sürüklenirsen dur, bekle. Zaten zar zor tesis ettiğimiz kardeşliği bir adam uğruna asla bozma. Buna dikkat et aziz dostlarım. Zar zor tesis ettiğimiz şu mahallede, şu sokaklarda, şu caddelerde kardeşlik tesisini bir adam için bozma, acele etme aziz dostlarım. İkinci husus, müminin kanı zehirlidir. Kişiyi hem dünyada hem de ahirette helak eder. Bu husus çok önemli aziz dostlarım. Nasıl ki bir Müslümanı sevmek, bir Müslümana muhabbet etmek, muhabbet beslemek Allah'ın emri ise, bir mümini öldürmemenin emri de alemlerin Rabbi olan Allah tarafından verilmiştir. Bir Müslümanı öldürmenin yasaklığı da Allah tarafından belirlenmiştir kardeşlerim. Özellikle Allah Azza ve Celle bir mümini kasten öldürenle alakalı çok şiddetli ifadeler kullanmıştır. Nisa suresi 93. ayetinde. Kim bir mümini taammüden, yani kasıtlı olarak, bilerek, parantez açıyorum, şer'i hiçbir delili olmaksızın, hiçbir hikmet gözetmeksizin öldürürse onun cezası ebedi cehennem ateşinde kalmaktır. Allahu Ekber. Ayet devam ediyor. Allah ona gazaplanmış,
Bakın dikkat edin. Allah ona gazaplanmış, ona lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Allahu Ekber. İmam Taberi'de geçen bir rivayette İbni Abbas radıyallahu anhuma gözleri görmeyecek derecede yaşlanır. Bir adam yanına gelir ve der ki ey Abdullah, bir mümini kasten öldüren adamın hükmü nedir? İbni Abbas çok net bir şekilde hiç sözü uzatmadan Nisa suresi 93. ayetini okur. Parantez açayım mı kardeşlerim? İbni Abbas'a göre bir kişiyi cehennem ateşinde ebedi olarak tutan iki amel vardır. Anladık mı kardeşler? İbni Abbas'a göre bir Müslümanı cehennem ateşinde ebedi olarak tutacak iki amel vardır. Birincisi şirktir. Küfür sözleri söylemektir. İkincisi de bir mümini kasten öldürmektir. Onun elini güçlendiren bir rivayet de hem İmam Ahmet'te hem de Nesai'de yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki Allah'ın her günahı affı umulur fakat küfür ve bir mümini kasten öldürmek müstesnadır. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber. Şimdi İbn Abbas böyle bir cevap verdi. İbn Abbas'ın da bu ayet ile neyi kastettiğini o kişi çok iyi anladı. Döndü dedi ki ey Abdullah, peki o mümini öldüren adam tevbe etse? Ne olur kardeşlerim burayı çok iyi dinleyelim. O mümini öldüren adam tevbe etse, salih amel işlese ve doğru yola yönelse durumu ne olacak dedi. Bakın dedi ki İbni Abbas, bir mümini kasten öldürenin cehennem ateşinde ebedi kalacağına inanıyor. İbni Abbas adama yöneldi dedi ki onun tevbeyi ve doğru yolu bulması ne mümkün dedi. Allahu Ekber. Bu katlinden dolayı bir mümini taammüden, kasıtlı olarak, bilerek, hiçbir şer'i gerekçe olmaksızın, hevasından, hevesinden ne derseniz deyin, öldürürse o adam ne tevbe edecek bir fırsatı bulacak ne de sırat-ı müstakime yönelebilecek. İbn Abbas bu sözleri söyledi aziz dostum, subhanallah. Şimdi evet, sahabenin hemen hemen hepsi, ondan sonraki bütün nesiller büyük günah işleyen bir kişinin ebedi olarak cehennemde kalmayacağını beyan etmişler. Ama sana hatırlatıyorum kardeşim. İbn Abbas'ın fetvasını cebinde tut. En zor gününde belki sığınacağın bir gölgelik ve kalkanın olacaktır inşallah. Peki Allah Nisa suresi 93. ayetinde bu kişileri neden şiddetli bir şekilde uyarmakta ve tehdit etmektedir? Aziz kardeşim ne olur kulağını ver. Allah iman edip salih amel işleyen, musibetleri verdiğinde sabrı, nimeti verdiğinde şükrü yudumlayan kullarını sever ve dünya nimetlerinin üstünde ona bir değer verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'ın bize naklettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Dünyanın yok olması Allah katında bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Sizin dünyanız batsın. Topraklarınız batsın. Son 100 yılda İslam düşmanları, şu dünyayı sömürmek isteyenler, emperyalist güçler son 100 yılda şu dünya hayatını öyle bir hale getirdiler ki mümin erkek ve mümin kadınların kıymetlerini hiçe saydılar. Aşağılık bir varlık olarak gördüler. Müslümanların değeri ancak onlara sağlayacağı menfaatle ölçülür hale geldi. O yüzden toparla kardeşim kendine. Kendine çeki düzen ver. Şu dünyada sen ve ben ikimiz kalsak, yeryüzü zulüm ateşiyle yansa, zulüm bir sel olup bütün beldeleri yok etse, vallahi sen de Allah katında azizsin, ben de Allah katında azizim, mümin kaldığımız müddetçe.
Varsın küfür bütün güçleriyle çoğalsınlar. Hayvanlar gibi türesinler. Çoğalsınlar. Bizim kadrimizden ve kıymetimizden bir şey eksilmeyecek. Çin'de bulunan Doğu Türkistanlı bir çocuk, Çin'in sokaklarında işkence gören mümine bir kadın, Çin'in sokaklarında öldürülen mümin bir Doğu Türkistanlı bizim için aydan, güneşten, yıldızdan, sarı olan altınlardan, beyaz olan gümüşlerden, fabrikalardan, her şeyden daha kıymetli ve daha aziz olmadığı müddetçe vallahi kaybedeceğiz. Billahi kaybedeceğiz. Bizim ırkımızdan, bizim ten rengimizden, bizim ailemizden ve cemaatimizden olursa ağlayacağız. Bizim yürüdüğümüz yollarda yürürse önemseyeceğiz, dert edeceğiz. Ama Çin'in sokaklarında mı? Şu an yaşanan vahşeti yavaş yavaş gün yüzüne sunuyorlar. Daha yeni değil kardeşim bu. Kadınıyla erkeğiyle zulmedilen Doğu Türkistanlı'nın hali son bir yılda değildir. 100 yıldır İslam çöktüğünden beri, halifelik yıkıldığından beri, Osmanlı toprağı gömüldüğünden beri Doğu Türkistanlı Uygurlu Müslümanlar şu an gördüğünüz şeylere maruz kalıyorlar. Kadınıyla erkeğiyle. Haberlerde sizler okudunuz. Eğer Çinli bir komünist, Çinli bir faşist, Çinli bir putperist, Çinli bir lenist, ne derseniz deyin, eğer bir organa ihtiyaç duyuyorsa, bilin ki diyorlar, hapishanelerde bir Uygurlu Müslüman öldürülecektir. Allahu Ekber, öldürülecektir. Biz şu an bunu yaşıyoruz aziz dostum. Benim için Doğu Türkistanlı, sakalları böyle daha çıkmamış, kafasında takke yok, koyamıyor. Ya o adam seccadeye gidemiyor, adam kadının kafasındaki başörtü neden yoktur diye takıyor. Bunu tasarlıyoruz, düşünüyoruz. Acaba bunlar Müslüman mıdır, değil midir? Bunların imanlarında bir zafiyet mi var? Ya o adam la ilahe illallah sözünü söylüyor. Bu sözü söylediğinden dolayı helak edilecek bir duruma getiriliyor. Oruç tutmasın diye dudaklarının arasında su damlatılıyor. Namaz kıldığı anda kafasına basılıyor. 10 yaşındaki çocuk hayvanlara yapılmayacak muameleyi görüyor. Sen şimdi acaba diyorsun ki ya bu başın şurası gözüküyor ya kadının. Ya bunlar şuursuz. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun senin zihniyetine. Ümmeti Muhammed hadım edilirken, ümmeti Muhammed yok edilmeye yüz tutarken, Doğu Türkistan'daki insanlar la ilahe illallah sözünü izhar etmekten korkarken ve sen ve ben onu yalnız bırakırken, hanımının kafasındaki başörtüye, sakalsızlığın adamının giydiği kıyafeti sen şu an gündem ediyorsan yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. İzzetliler, şerefliler, iman ettikleri müddetçe, yeryüzünde onlar ve ben kaldığım müddetçe, küfür yeryüzünü sardığı müddetçe seveceğiz, sevmek zorundayız. Onlar azizdir. Onlar şu yeryüzündeki bütün eşyadan daha değerlidir. İman ettikleri müddetçe. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor aziz dostum. Ne Kürdü, ne Türkü, ne Lazı, ne Makedonu, hiç fark etmez. La ilahe illallah diyen siyah tenli, la ilahe illallah diyen çekik gözlü, la ilahe illallah diyen sarışın, ne olursa olsun benim kardeşimdir ve Allah katında büyük bir değere sahiptir. Şimdi özellikle şu hadisi çok iyi kavramamız gerekiyor. Özellikle şu hadisi, vallahi bir gün gelecek ki belki bu hadisin gölgesinin dışında çıkmak zorunda kalacağız. Allah bize o günleri göstermesin. Vücutlarımız paramparça olsun. Hiçbir uzvumuzu ne annemiz, ne babamız, ne eşimiz, ne çocuklarımız tanıyamasın. Öyle bir hale gelelim ama bu hadisin gölgesinden asla sıyrılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim bir müminin öldürülmesine yarım kelimeyle dahi yardımcı olursa, Allahu Akbar, kim bir müminin öldürülmesine yarım kelimeyle dahi yardımcı olursa, kıyamet gününde iki gözünün ortasında Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak çıkacaktır. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Göz işaretleriyle, el işaretleriyle, koordinatlar vererek ümmeti Muhammed'in ölmesine
gencecik çocukların paramparça olmasına, kadınların namuslarının kidmetilmesine, eğer benim dudaklarımdan çıkacak yarım kelime nasip olacaksa, sebep olacaksa, Allah'ım benim dudaklarımı paramparça et. Dilimi konuşmaz hale getir. Gözlerimi kullanamaz hale geleyim. Parmaklarımı kullanamaz hale geleyim. Allah'ım o gün ben hayat bulmayayım. Allah'ım o gün ben nefes almayayım. Ne ehlim nefes alsın, ne kardeşlerim böyle bir manzarayı görsün. Kim bir müminin öldürülmesi konusunda yarım kelimeyle dahi Allah'ın düşmanlarına yardım ederse, kafirlere yardım ederse, zındıklara yardım ederse, münafıklara arka çıkarsa, kıyamet gününde iki gözünün arkası ortasında Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış bir kişi olarak yazılacaktır. Rabbim sen bizleri koru, muhafaza eyle. Evet aziz dostum, şimdi gelmek istediğim konu şurası. Eğer müminlerin birbirlerini boğazladı, kanlarını akıttı, bir takım ayet ve hadisleri kendi çıkarlarına göre tevil ettiği döneme denk gelirsen, ne olur bu hadisleri unutma. Ne olur Allah'ın kınamasını unutma. Ne olur İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma'nın fetvasını, tercihini, İçtihadını unutma. Ne olur benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin belirtmiş olduğu sözleri asla unutma kardeşim. Üçüncü husus. İnşallah Rahman bu üçüncü hususta bitireceğim. Fitne zamanlarında fitneye yürümemek. Ne demek istiyorum? Kardeşlerim, birbirimizin kanını akıtacak ki Allah muhafaza. Ya da ümmetin birbirinin kanlarını akıttığı dönemlere şahit olduğumuzda ne yapmamızla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca hadisi var. Bu hadislerin hepsini buraya ortaya koysak vallahi zamanımız yetmez. Şimdi madde madde Peygamber aleyhisselamın hadislerinden belli başlı kısımları alacağım. İnşallah onları nakledeceğim. Bakın dikkat edin. Ümmetin birbirini boğazladığı günlerde, ister bu sokağınızda olsun, çok yabancı geliyor değil mi? Hiç aklınıza bile gelmiyor. Müslümanlar birbirini sadece Irak'ta mı boğazlar? Müslümanlar birbirini sadece Suriye'de mi boğazlar? Müslümanlar birbirini sadece Filistin'de mi boğazlar? Savaşın olduğu mekanlarda ve coğrafyalarda mı? Değil kardeşim. Allah'tan istemiyoruz. Ama benim peygamberim istedi, Allah vermedi. Şu sokakların içerisinde dahi ellerimiz birbirimizin kanlarına bulaşabilir. Allah muhafaza. Böyle bir duruma şahitlik yaparsak peygamber aleyhisselam ne diyor? Ne olur iyi dinleyin. Bir, ne olur iyi dinleyin. Bir, uzanıp yatan oturandan. Oturan ayakta durandan. Ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Yani benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, böyle bir günlere şahit olduğunuzda fitneden olabildiğince uzakta durun. Bu birincisi. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da uzun bir hadisin sadece bir bölümü. Devesi olan devesinin, devesi olan devesinin, koyunu olan koyununun, arazisi olan da diyor arazisinin yanına gitsin. O fitne günlerinde Allah Resulü başka bir rivayette diyor ki, en hayırlı diyor mal, meta, hayvanlarını otlattığı, yani hayvanlarını diyor otlatması, yani otlatacak hayvanlarının olması ve diyor sürecek bir arazisinin diyor bulunmasıdır. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Bedevilerle diyor beraber oturun. Bedevilerle. Niye? Bedevilerden zarar mı gelir? Hayır. Eğer fitne şehir meydanlarındaysa, ki gerçekten hep öyle olmuştur, şehrin merkezlerindedir. Siz ne yapın? Merkezlerden uzaklaşın. Nerelere gidin? Bedevilerin yaşadığı çöllere,
dağlara, bayırlara doğru uzanın. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sehil bin Sad'a, ey Sehil dedi, sakın dedi evini dedi köylere doğru götürme dedi. Köylerde kalma. Neden? Çünkü orada dedi iman edenler az bulunur. Allahu Ekber. Merkezlerde yaşa. Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında evini kur. Mümin erkek ve mümin kadınlarla daha fazla görüşmek için asla dedi köylere yerleşme. Ama bakın fitne dönemlerinde arazisi olan, hayvanları olan mera sahipleri ve bedevi dostları olup ya da bizim ifademizle köylerde yaşayan, kırsalda yaşayan akrabalara ve dostlara sahip olanlar kurtulacaktır kardeşler. 3. Peygamber aleyhisselam diyor ki o gün geldiğinde diyor kılıcına diyor dayansın diyor. Kılıcına dayansın. Onun diyor ağzını yani keskin kısmını duvarlara taşlara vursun. Güç gösterebildiği kadar diyor fitneden uzak kalmaya çalışsın. Bu bir. Başka bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o fitne dönemlerinde oklarınızın yaylarını diyor kırın, kirişlerini diyor kesin. Başka bir rivayette o fitne dönemlerinde ya Resulullah boynumuza kılıçlarımızı alıp silahımızı alıp teçhizatımızı alıp çıkmayalım mı diyenlere ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Siz diyor elinize sopadan tahtadan diyor kılıçlar edinin diyor. Niye sizce? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olur da Müslümanları öldürürüz diye o fitne günlerinde mümin erkek ve mümin kadın kanlarını akıtırız diye silahlarımızı kullanılmaz hale getirmemizi istiyor. Çünkü bir kişinin belinde bir silah, bir kılıç, kıytırık bir bıçak bulunduğu zaman o fitne anında kardeşini öldürme konusunda kendisine bir cesaret, maalesef batıl bir güç gelecektir. Allah muhafaza kendisine hakim olamadığı takdirde kardeşini, Müslüman kardeşini öldürecektir. Peygamber aleyhisselam diyor ki silahlarınızı kullanılmaz hale getirin. 4. Evlerinize çekilin diyor. Hem de kime söylüyor biliyor musunuz? Ebu Zer radıyallahu anh'a söylüyor. O sert adam. Fitnenin karşısında dağ gibi duracak adama söylüyor. Diyor evlerinize çekilin. Hatta diyor ki fitne günlerinizde evinizin diyor çulu olun, çulu. Çul yani kilimi, paspası, halısı olun. Nasıl ki bunlar kendilerinden hareket gücüne sahip değiller ve dışarı çıkamazlarsa siz de bir çul gibi evlerinize yapışın ve evlerinizden dışarı çıkmayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 4 maddeyi anladık değil mi kardeşler? Gücümüzü, silah kuvvetlerimizi imha edeceğiz. Ve evlerimizden dışarı çıkmayacağız. Bizi oyalayacak olan işlere doğru yöneleceğiz. Sırf kardeşlerimizi boğazlamamak, ellerimiz kardeşlerimizin kanınla kirlenmesin diye. Şimdi bakın çok ilginç bir şey. 5. madde. Peki biz onlardan kaçtık ve uzak durduk ama Müslümanlar bizim evlerimizin içerisine girerlerse tıpkı Hazreti Osman radıyallahu anh gibi. Şimdi ne yapacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla alakalı ne diyor? Bakın bir, Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, o gün onlar benim evime girerlerse, dikkat edin, o gün onlar benim evime girerlerse, ben ne yapayım dediğinde, Peygamber aleyhisselam, Adem'in iki oğlundan en hayırlısının yaptığını yaptır. Ney peki? Habil ne dedi? Maide suresi 28. ayette Rabbimiz bunu bildirdi. Eğer dedi sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi asla uzatmayacağım. Allahu Ekber. Ben seni asla öldürmek için sana uzanmayacağım dedi. 2. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o gün evime girerlerse ne yapayım? Ya Resulallah dediklerinde Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz aziz dostum? Dedi ki boyunlarınızı onlara doğru dedi uzatın dedi. Subhanallah. Bir kurbanlık hayvanın kendisini kesecek kasaba teslim olması gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki boynunuzu uzatın.
Hatta Ebu Zer'e dedi ki, ya Ebu Zer dedi, Allahu Ekber, eğer dedi kılıcın o şeyi parlaması dedi gözlerini diyor oyalarsa, gözlerini rahatsız ederse, bilmiyorum, ben bu hadisten şunu anlıyorum. Eğer seni öldürmek isteyen kardeşin kılıcını çektiğinde sen de kılıcına davranıp onu öldürmekten korkuyorsan ne yap dedi? Elbiseni dedi üzerine ört. Seni öldüren dedi hem senin hem de kendisinin günahını yüklensin dedi. Şimdi kafanız karıştı değil mi? Evet, Müslümanlara dilimizi ve elimizi uzatmayacağız ama evimize geldiklerinde boynumuzu uzatacağız mı? Bakın, bazı sahabeler bu hadislerde yer alan, dikkat edin şimdi, altını çiziyorum ne olur. Biliyorum sıkıldınız. Hadislerin altında yer alan, ölen de öldüren de cehennemliktir. Ölen de öldüren de cehennemliktir. Ya Resulallah, öldüreni anladık da ölen neden cehennemliktir? Çünkü o da kardeşini öldürmek için dedi hareket etti. Hadisin bu kısmından etkilenen bazı sahabeler boyunlarını vurmak isteyen Müslümanlara boyunlarını kurbanlık bir deve gibi uzattılar. Hiç seslerini çıkartmadılar. Dediler ki, onların kanlarıyla elbiselerimiz kirleneceğine mazlum olarak Allah'ın huzuruna çıkarız. Elhamdülillah. Eyvallah. Bu birinci görüştür. İslam tarihinde bu vaka çok yaşanmıştır. İkinci görüş kardeşler. Bazıları bu hadisle alakalı, eğer ümmet içerisinde öldürmeler meydana gelir, kimin haklı, kimin haksız olduğu bilinmezse, demişlerdir ki bu hadislerin birinci maddeleriyle amel ederiz. Asla fitneye bulaşmayız. Fitneye yürümeyiz. Evlerimizden çıkmayız. Köylere, beldelere, dağlara çıkar, çayırlarda hayvanlarla uğraşırız. Nitekim kardeşler, Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasında yaşanan o kötü olaylarda bazı sahabeler Şam'a, bazı sahabeler Yemen'e hicret etmişlerdir. Olaylar bittikten sonra tekrar geri gelmişlerdir. Evet, bakın, demek ki fitnelerin çıktığı o dönemlerde hadisin birinci kısmıyla, yani fitneye maruz kalmamak için ne yaparız? Uzaklaşırız. Ama demişler, şimdi burası çok önemli, evlerimizi işgal ederlerse, malımızı, canımızı, ırzımızı savunmak bizim hakkımızdır. Kendimizi korumak amacıyla onlara mukavemet ederiz demişlerdir. Büyük çoğunluk burada birleşmiştir kardeşler. Anlaşıldı mı burası? Şimdi üçüncü bir görüş. Demişler ki bunlar ümmetin gerçekten yiğit adamları. Ümmet eğer fitne ve fesada sürükleniyorsa, Müslüman da olsalar batılın safındalarsa, mümin olduklarını iddia etseler, görüntüleri müminlerden ve Müslümanlardan olsa da, ayet ve hadisleri kendi çıkarları için tevil ettiklerinde, ayet ve hadisleri dar fikirleriyle, mantıklarıyla, az ilimleriyle yorumlasalar ve ümmeti büyük bir belanın içine sürükleseler, onlara mukavemet etmek Müslüman erkeklerin bir vazifesidir. Fitneyi ortadan kaldırmak için. Burayı anladık mı kardeşler? Şimdi aziz dostlarım, ne olursa olsun, bakın dikkat edin, ne olursa olsun, bizler böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda fitneden uzak kalmak için bir gayret sarf edeceğiz. Ve yarın ellerimiz Müslümanların kanıyla kirletilme konusunda bir tercihe bırakılırsa, Allah bize mazlum bir şekilde ölüp huzuruna tertemiz çıkmayı nasip etsin. Bir Müslümanın kanıyla Allah kıyamet gününde bizi asla hesaba çekmesin. Rabbimizden duamız budur. O yüzden Müslümanları öldürme konusunda cüretkar ve hevesli olmayın. Bazı genç kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Şu an yeryüzündeki mevcut fitnenin farkındalar.
onları öldürmenin, onları yok etmenin sevdası ile çarpınmaktadırlar. Şimdi bakın onlara ve size, sonra da kör nefsime bir hadisin hakikatini anlatacağım ve bırakacağım. Burası çok önemli bir hadis kardeşler. Artık burası hitamul misk olacak. Son kısım olacak. Belki fitnelerle alakalı dersimiz 6. dersinde burada bitecek. Ama bu hadis gerçekten unutulmaması için çaba sarf edilen bir hadis olacak. Ümmü Malik el-Behziye radıyallahu anha, sahabe kadınlarından bir tanesi. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Saatimiz kaç oldu abi? 10. Yorulduk mu abiler? Söz veriyorum son kısım. Ümmü Malik el-Behziye diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerden söz etti ve onu yakın bir zaman olarak gösterdi. Fitnelerden bahsetti ve onu yakın bir zaman olarak gösterdi. Dedim ki ya Resulallah, fitnelerin olacağı o günde insanların en hayırlısı kim olacaktır? Hatırladınız mı hadisi kardeşler? Yani Müslümanların birbirini öldürdüğü günde o insanların en hayırlısı kim olacaktır? Peygamber aleyhisselam iki kişiden bahsediyor. Sabret ne olur kardeşim. Diyor ki bir, sürüsünün başında bulunan adamdır. Birincisi, sürüsünün, hayvanlarının, devesinin, koyununun, ineklerinin, ne derseniz deyin, başında bulunan adamdır, çobandır. Hem hayvanlarının hakkını verir, onları yedirerek, içirerek ve gezdirerek, hem de Rabbine ibadet eder. O meraların genişliğinde alemlerin Rabbi olan Allah'a yürür. Elhamdülillah. Ama şimdi ikincisi kardeşler. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, atının dizginini tutup düşmanlarını korkutan ve düşmanları tarafından korkutulan Müslümandır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yahu kardeşim, son 100 yıldır İslam düşmanları Suriye, saymayacağım adı bölgeleri, Orta Doğu, Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkaslar, gözünüzü nereye çevirirseniz çevirin, İslam düşmanları tek bir el olmuş, canlarımızı, namuslarımızı, mallarımızı hiçe sayar, topraklarımızı paylaşırlarken, kardeşlerim düşman açıkken, kim ki düşman? Amerika. Kim ki düşman? İsrail'in ta kendisi. Batı, Avrupası, doğudaki zalimler vallahi onların uşaklarıdırlar. Bu yeryüzünde İslam alemine en büyük düşman Amerika ve İsrail'dir. Şu yeryüzündeki insanlığı hayvanlar gibi gören iki millet Amerika ve İsrail'dir. Yeryüzündeki bütün insanlığı köle haline sokmak isteyen İsrail'in ta kendisidir. Yahu böyle bir düşman dururken, böyle bir düşmanın askerleri, erkekleri korkutulmak için meydanlardayken, pervasızca kendilerini saklamadan sokak sokak, diyar diyar gezerken, atlarıyla ve silahlarıyla ümmeti Muhammed'in korkutulmuş kadın ve erkeklerini korkutan ve onları öldürenlere yazıklar olsun. Düşman apaçık ortadayken korkutman ve korkman gereken unsurlar belliyken, apaçıkken Müslümanları öldüren, Müslümanların kanıyla hesaplar yapan vallahi İsrail'in projesidir. Billahi ümmeti Muhammed'in hamisi değil, en büyük belasıdır. Gözlerimizi açalım ne olur kardeşlerim. İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin hile ve tuzakları evlerimizin içini böyle ihdiş etmişken, medreselerimize, camilerimize, derneklerimize, sokaklarımıza kadar bütün pisliklerini kusarken, yetmedi bunlar kardeşlerim. Bakın maneviyatımızı aldılar, yetmiyor. Bizi cehennem ateşine doğru sürüklediler, kinleri daha bitmedi. Ne yapıyorlar peki? Etlerimizi böyle lime lime ederken, bizim erkeklerimizi balyozlarla vura vura öldürürlerken, kusura bakmasın genç çocuklar burada ama
tankların altında ezerlerken, kadınların ne hale getirildiği ortadayken, bugün kendi gözlerimle gördüm, dedim ki aman Allah'ım, keşke bu bir tiyatro olsa. 10 yaşında Doğu Türkistanlı bir çocuğun boynundan ta affedersiniz arka oturak kısmına kadar paramparça edilmiş. Nasıl kesici aletlerle vurdularsa delik teşik edilmiş, kan revan içerisinde. 10 yaşındaki çocuğa bunu yapan sefih, ahmak, hayvandan daha aşağı, belhum adal orada dururken bazı haddi aşmışlar. Eğer Müslümanların kanlarından nemalanmaya, hesap görmeye çalışıyorsa vallahi yazıklar olsun. Billahi yazıklar olsun. Ne olur aziz dostlarım, uyanalım, akıllı olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu konuda çok net uyarıyor. O fitne günlerinde en hayırlı adamlardan bir tanesi düşmanlarının üzerine atını sürüp onları korkutan ve kendisi de korkandır. Geceniz ve akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Ümmeti Muhammed'in üzerine oynanan oyunlar, hileler, tuzaklar derdest olsun, yok olsun. Allah bu ümmeti Muhammed'i tekrar izzet bulduğu günlere getirsin. İzzet bulacağı bir yaşama onları teslim etsin. Allah'a emanet olun. Allah nasip ederse 18 Kasım pazar yatsı namazında kız kardeşlerimizin ve ablalarımızın da katılacağı ümmeti Muhammed'e dua akşamında bir araya geleceğiz. Ümmeti Muhammed'in ıslah olması, ümmeti Muhammed'in fitnelerden uzak kalması için Rabbimize yalvaracağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun yalvardı, Allah kabul etmedi. Ama bu fitnelerden bizi, sizi emniyette kılsın diye Rabbimize uzun uzun dua edeceğiz. Beraber namaz kılacağız. Yatsı namazında inşallah burada toplanacağız. Allah-u Teala tekrar gecenizi, gündüzünüzü hayır, akıbetinizi güzel, cennetinizi firdevs eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatuhu.